Hollandalı koordinatörüm bana şöyle dedi, gizli olarak. Ha şimdi bir, şimdi bu irtibat nasıl kurulur? Benim Ankara'da yazıhanem biraz merkezi yerdi. Yani dünyanın orasından burasından gelenlerin de uğradığı. Yahya Kazan'ı duyan, hatırlayan vardır. Suriye'de Amerika'ya göçmüş. Vasıflı bir hemşeri, yani samimi bir hemşeri. Bir Amerika'ya 2. Cihan Harbi'nden sonra göçmüş olan ailenin oğlu bir Çerkez delikanlısı ile birlikte geldi. İşte ne yapacak? 1987'den sonra Sovyetler Birliği'nin dağılacağının artık belli olduğu yıllarda, 98-99 olabilir. Ne yapalım? İsviçre'de bir merkez yapalım, dünyaya mesajlarımızı verelim, anlatalım diye. Şimdi daha önce benim başka sebeplerle, yani biraz öğrenmek için, Milletler Arası NGO'ların bazılarıyla irtibatım olmuştu. Onların kendi metotları olduğunu o vesileyle öğrendim. Mesela bir konuyu herhangi bir Türkiye dışındaki Milletler Arası NGO'ya anlattığınızda o konuyla ilgili dünyanın neresinde varsa hepsine konuyu anlatıyor. Yalnız kabul ettirmeniz şart. Ciddi olarak anlatıp kabul ettirdiğiniz takdirde siz Avrupa'daki bir NGO'ya bilgi veriyor. Hepsi birbiriyle irtibatlı dünyada. Bilgi veriyorsunuz veya bir şey talep ediyorsunuz, öğrenmek istiyorsunuz. Bakıyorsunuz size Güneydoğu Asya'dan birileri cevap veriyor. Ha şimdi bunların kendi metotları da var. Yani bir konuyu benimsedikleri zaman, yani diyelim Amerikan başkanına bir hafta içinde mahbu bütün dünyaya gönderiyorlar, mahbu kısa mektuplar. Amerikan başkanına bütün dünyadan 50 milyon mektubun gitmesini temin ediyorlar. Yani çalışma metotları olarak söylüyorum. Onun için bizim İsviçre'de kurmamıza gerek, mesela Milletler Arası Pen Kulübü, dünyadaki en önde gelen işte gazeteci, yazar, romancı vesaire, onların Milletler Arası kuruluşu. Bunlar da, yani bu camiada ufak bir etkinliği, kısmi bir etkinliği temin ederseniz, kısmi bir tarafgir temin edebilirseniz, meseleniz dünyanın yazarları, çizerleri tarafından dünya kamuoyuna hem de propagandası yapılarak intikal ettirilebilir. Veya Milletler Arası Hukukçular Komisyonu, Avrupa, o da NGO'dur, Avrupa Konseyi'nin resmi şeyidir, müşaviridir, Birleşmiş Milletler'e yani çok etkilidir. Onlara kabul ettirirseniz, onlar kendi alanlarında dünya kamuoyunu yaratırlar. Ha şimdi bunlar için de bir yerde merkez kurmaya, para sarf etmeye gerek yok. Ciddi olarak muhatap olacaksınız, sizin ciddiyetinizi kabul edecekler, meselenizi doğru anlatacaksınız, onların anlayabileceği şekilde anlatacaksınız, benimseteceksiniz. Yani NGO'lar, sivil toplum kuruluşları, yolu, yöntemi bu. Yani bunun için de bizim paramız yok, kadro olacak. Para vesaire ikinci planda. Şimdi bu arada birbiriyle irtibatlı oluyor. Biz dünyaya hitap ederken hangi adla hitap edeceğiz? Kuzey Kafkasyalıları aslında dünyanın her yerinde Çerkez deniyor ve Çerkez adıyla Kuzey Kafkasyalılar tahmin ettiğimizden çok daha fazla dünyada tanınıyor. Evvela bir şey mi? Yine o Helsinki Yurttaşlar Meclisi'ndeki bir hatıralarımdan birini anlatayım. Bir İtalyan grubuna, onlar da 10-12 kişi katılmışlar. Kuzey Kafkasya meselelerini anlatıyorum. Anlatırken de Agüe diyorum, Abaza diyorum, Çeçen diyorum, Lezgi diyorum. Lezgilerin şeyi de vardı, Azerbaycan'da sorunları vardı. İşte Kuşa diyorum veya Oset diyorum, neyse. Lütfen dinliyorlar. Hiç kendilerini ilgilendirmeyen konularmış gibi lütfen dinliyorlar.
yanında o İtalyanlardan yaşlıca bir şey var. Ben ne diyece konuştuktan sonra bana dedi ki, sen Çerkezlerden mi bahsediyorsun? Evet dedim, Çerkezler. Çerkezler deyince hepsi birden canlandılar. Biz dediler Çerkezleri çok iyi biliyoruz. Ve Çerkezliyim. Onun için elbette o adlarımızı, ben Vıbık'ım, Hacı Gedir, bir başkası Çeçen'dir, bunları devam ettireceğiz. Ama kendi aramızda, dünyaya, dışımıza, Türkiye'de de böyle, Arap ülkelerinde de böyle, dışarıya mesaj verirken, dışarıyla muhatap olurken daha iyi anlaşılmamızı, haklılığımızın hatta kabul edilmesini temin edecek adımız Çerkez'dir. Bunun içinde Abaza vardır, Ubık vardır, Hacıgı vardır, Karaçay vardır, Çeçen vardır, Oset vardır, Lezgi vardır. Bir Fransızca harita, işte Çerkezce diye eski bir harita evimde var. Şeyden, Alpazya'dan almış, Lezgilere varana kadar Dağıstan'da Çerkez diye adlandırıyor. Yani dünya böyle biliyor. Biz Adıga olarak, Abazı olarak veya Çeçen olarak milletler arası kamuoyuna hitap ettiğimiz zaman düşünün ki dünyada 5000 tane farklı dil var. Bizi o 5000 farklı dilden herhangi birisi olarak mütalaa eder, dinlerler. Ama biz Çerkeziz. Çerkezler adına istiyoruz haklarımızı dediğimiz zaman, o zaman kendimizin ne olduğunu tarif etmemize, hem Avrupa'ya, Batı'ya, Amerika'ya hatta, hem Türkiye'ye ve İslam alemine o külfetten, kendimizi tanıtma külfetinden kurtulmuş oluruz. Şimdi Amerika dedim, Amerikalı, iki tane Amerikalı da şehitti. Yani hakikaten şaşırtacak kadar Çerkezleri tanıyorlar, gençler de tanıyor. Bir Amerikalı gençle seneler önce karşılaştım, işte ben Türkiye'li Çerkez'im deyince bana hemen şunu söyledi, atlarınız duruyor mu?